Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle güzel bir aplike çalışması yapacağız. Aplikemizde minik bir ayı ve e, balonlar olacak. Balonları istediğimiz boylarda örebiliriz. Büyüklü, küçüklü, istediğimiz ebata gelene kadar örebiliriz. Gerekli yerlerde küçük balonlarımızı, daha büyük kullanım alanına göre de balonlarımızı daha büyük örebiliriz. Yani sıramızı fazlalaştırdıkça balonumuz büyüyecektir. Evet, kolay gelsin diyerek hemen ayıcığımızı ve balonlarımızı sırasıyla çalışalım. Kolay gelsin. Balonumuzu örmek için 5 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi küçük bir boy balonumuzu örelim. Minik balonumuzu. Bunlar herhangi bir süslemenin üzerine e, uyguladığımız zaman epeyce büyük görülmekte. Şunlar bir boy daha büyük, daha iri görülmekte. O yüzden hani gözümüze küçük gelmesin. Süslemelerde kullanacağımız için bayağı büyük yer e, tutabiliyorlar. Evet, şimdi bu boydaki bir balonumuzu çalışmaya başlayalım. 5 zincirimi çektikten sonra birinci zincirin içerisine gelerek batıyorum ve bir 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirimizi çektikten sonra yuvanın içerisine giriyorum. 1 zincirden ayrı sayıyorum bakınız. 2 başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane tek seferde başını doladık, battık ve aldık. Bakınız şu şekilde trabzanlarımız hazır oldu. Zincirimizi çektiğimiz yere gelelim ve şu şekilde batalım ilmeğimizi diğer en son başını dolayıp aldığımız yerden çıkaralım. Bakınız ortamız kapandı ama yine de arkadaki ipimizi çekerek sıkıştıralım. Bakınız İyice ortanın kapandığını görmekteyiz. Evet şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Ve balonumun yönünü çeviriyorum. Arkayı çevirdim. Bakınız ipimin olduğu yerdeyim. Ve başlıyorum. Bütün trabzanlarımızın. Yani tek seferde çekmiş olduğumuz yerin üzerine sık iğne olarak örüyorum. Bir zincir çekip dönmüştüm. Aynı yere bakınız bir tane sık iğne ördüm. İkinci sık iğnemi de aynı yere battım. Sıradakine bir ve 2 12 tane ördüğümüz örgümüzün üzerine her birine ikişer defa sık iğne yapıyoruz 1 ve 2 1 2 başlangıç noktamıza kadar her bir sık iğnemizin trabzanımızın üzerine iki tane sık iğnemizi örerek ilerliyoruz başlangıç yerimize geliyoruz. Evet sıramızın sonuna doğru geliyoruz. Bakın son sık iğnemizi örüyorum ve başlangıç noktasına gelerek batıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum şu şekilde. Ve gördüğümüz gibi balonumuzun etrafını dolaşarak tamamladık sık iğnelerimizle. Şimdi 3 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 balonumuzun şişirip de bağladığımız yeri çalışıyoruz şu anda şöyle görelim şu kısmı çalışıyoruz 3 zincirimizi çektikten sonra bir tane tığımın başını doluyorum hemen dibine batıyorum ve bir tane ikili trabzanım örüyorum ve 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum hemen dibine batıyorum ve bir zincir çekerek sağlamlaştırıyorum şu şekilde bağladığımız yeri de ayarlıyoruz Bakınız. Şimdi ipimi koparıyorum. Ve iplerimi içeriye doğru alıyorum. Şuradan alıyorum. Eğer balonu uçmuş bir halde bırakacaksak şu şekilde buradaki ipimiz kalması gerekmekte uçmuş olarak kullanacağımız balonlarımızdı. Yani şöyle bu uçmuş olarak kullanılacak balonumuz. Bu dikilip normalde aşağıya doğru iple bağlı olacak balonumuz. Bu kendi halinde herhangi bir yere dikeceğiz ve bakın bu da ipe olacak. Şimdi bunu eğer uçmuş olarak kullanacaksak şu şekilde ayarlayarak ipimizi arkaya alalım ve güzelce ayarlamalarımızı yapalım şöyle tekrar dolandırdığımız zaman çok daha güzel durmakta şöyle bakınız Evet minik balonumuzu bu şekilde çalışıyoruz çok çok kolay bir çalışma Bunlar uçan balonumuz olsun şunları ise aşağıdan iplerimizle kontrollü balonlarımız olsun bir boy daha büyük balonumuzu birlikte çalışalım Boy, büyük balonumuzu yine aynı şekilde örmeye başlıyoruz. 5 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimizi çektikten sonra birinci zincirimizin içerisine girelim. 1 2 tane zincirimizi çektikten sonra yine aynı şekilde 12 defa başını dolayarak batalım. Başını doluyorum tığımın yuvanın içerisine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. 2 3 başını doluyorum tek seferde çekiyorum 4 5 6 toplamda 12 olana kadar devam edelim 12 tane trabzanımızı tamamladıktan sonra birinci trabzanımızın üzerine gelerek batıyorum sadece ilmeğimizi geçiriyoruz ve birinci sıramızı bu şekilde bütünleştiriyoruz şimdi arkadaki ayarladığımız ipimizi çekiyorum Çektiğimiz zaman ortamızın daha sıkı bir şekilde kapandığını görüyoruz. İpinizin e, kuvvetine göre çekebilirsiniz, ama çok fazla. Eğer ipiniz zayıfsa çekip de koparmayalım. Evet, şimdi devam ediyorum. 1 ve 2 Yine iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. Başını dolayıp tekrar başını dolayarak aynı yere batıyorum. 2 ve bütün trabzanlarımızın üzerine başını doluyoruz ve ikişer defa örüyoruz. 2 2 örerek 1 aynı yere başını doluyorum ve 2 tekrar batıyorum. 1 aynı yer 2 12 olan trabzan sayımız 24'e çıkıyor. Bakınız şu şekilde başını dolayalım. 1 başını dolayalım. 2 2 2 ilerleyelim. 1 ve 2. Küçük balonumuzda hemen ikinci sırada sık iğne örmüştük. Burada ise yine aynı şekilde başını dolayarak batıyoruz. Biraz daha büyük balonumuz olacağı için. Evet. Sonuna kadar ikişer ikişer örerek ilerledim. En son bir batıyoruz ve zincirimizin tepesine geliyorum. Şu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz ve ikinci sıramızı da bu şekilde balonumuzda tamamlıyoruz. Evet üçüncü sıramıza başlayalım. Burada 24 tane ilmeğimiz var. 24 ilmeğimizi şimdi sırası ile örüyoruz. Hemen başlangıç noktamda ilerlerken bir tane sık iğne 1, 2, 3 ve 4 tane sık iğnemi ördüm. 4 sık iğnemizi ördükten sonra tığımın başını doluyorum ve ilerliyorum. Bir defa başını dolayarak aldım. Bir sonraki trabzanın üzerine yine başını dolayarak aldım. 2 tekrar 3 ve bir sonrakini alıyorum. 4 4 tane sık iğne 4 tane birer defa başını dolayarak aldım şimdi trabzanımızı örmeye başlıyoruz balonumuzun üst kısmını geniş uç kısmını yani bağlanacak kısmını dar olarak örmeyi hedefliyoruz tığımın başını doluyorum bir tane ikili trabzan sırası ile ikinciyi örüyorum üçüncüyü örüyorum dördüncüyü örüyorum ikili trabzan beşinciyi iki defa örüyorum bakın beşin olduğu yere iki defa batıyorum Çünkü e, kasabilir şöyle ortaya doğru üzülebilir büzülmesini istemiyorum Beşinci iki defa ördükten sonra tekrar devam ediyorum 1 2 3 4 ve beşinci yine iki defa örüyorum bu şekilde balonumuzun Genişliğini de ayarlıyoruz şöyle dönmesinde düzgün dönmesinde sağlıyoruz dardan sık iğne başını dolayarak aldık dörder dörder Ve ortaya trabzanlarımızı örüyoruz 4 tane tek 5. çift En son çift olarak trabzanımızı örmüştük şimdi 4 tane Bir defa başını dolayarak alıyoruz 4 tane de sık iğnemizi yapıyoruz ve başlangıç yerimizi tamamlıyoruz Tığımın başını doluyorum 1 Tığımın başını doluyorum 2 Yine 3 ve 4. Sık iğnelerimi yapıyorum. ki 3 ve 4. 4'ü sadece başlangıç yerimize aynı geldim ve battım. Şöyle bakalım. Bakınız yukarıya doğru balonumuzu genişlettik. Şöyle. Şimdi bağlama yerini örmek istiyorum. Bağlayıp dışta kalan minik gözünü 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. İkili trabzan. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum ve aynı yere gelerek batıyorum. Ve bir zincirimizi ilave edelim. Sonrasında şöyle elimizle düzelttikten sonra balonumuzun bağlama yerini ipimizi koparalım. Bakınız elimizde şöyle şeklimizi verelim balonumuza. İpimizi keselim. Ve içeriye alalım. İçeriye şöyle ortadan alırsak daha hoş olacak. Evet, eğer e, kaçan balon yapmak istiyorsak şu şekilde bırakabiliriz. Yoksa bağlı balon olursa e, üzerine uygulayacağımız bu çalışmamızı şu şekilde bağlantılabiliriz. Bu şekilde kaçan balonumuz. Evet, hem büyük balonumuzu hem küçük balonumuzu bu şekilde örerek tamamladık. Sizler de dilediğiniz kadar balonlarımızı aynı ölçülerimizde ya da isterseniz yine daha da büyüterek örebilirsiniz. Ayımızı örmek için baş kısmından başlayalım. Zincir çekerek örmek istiyorum. 5 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Çekmiş olduğum 5 zincirin birincisine gelerek batıyorum. Şöyle tutuyorum zincir kısmından. Bir tane yuvarlağımızı yapıyorum. Bu minik yuvamızın içerisine tam 12 tane tığımızın başını dolayarak batacağız. Öncesinde İki tane zincirimizi çekelim burayı birleştirdikten sonra tığımızın başını dolayalım ve bir diye başlayalım bir başını doluyorum yuvaya giriyorum İki, başını doluyorum üç tekrar bir defa başını doluyorum dört başını doluyorum tığımın beş tekrar altıncıyı örüyorum 12 tane olana kadar örmeye devam edelim sadece başını dolayalım içeriye girelim ve çekelim Evet toplamda 12 olunca görüşelim tam 12 tane başını dolayarak battım ve tığımı zincirimi çekmiş olduğum yerin tam arasına giriyorum batıyorum bakın zincirimi kenara alıyorum başını dolayarak battığım yere giriyorum zincirim dışarıda kalıyor bakınız şu şekilde ve birleştiriyorum. Yuvarlağımızı yaptıktan sonra ipimizi şöyle arkadan tutarak çekelim. Ortanın kapandığını göreceğiz arkadan ipimizi asıldığımız zaman. Şimdi bir ve iki tane zincirimizi yine çekelim. Aşağıdaki 12 defa yapmış olduğumuz işlemimizin her birinin içerisini ikişer defa örerek toplamda 24 tane ilmeğe ulaşalım. Tığımın başını doluyorum hemen batıyorum ve yine aynı şekilde çekiyorum yandaki bölüme giriyorum bir yine aynı yere giriyorum iki biraz da sıkı tutmaya çalışalım sıkı olursa çok daha güzel durur örgülerimiz 12 tane olan trabzanımızın içerisine ikişer ikişer örerek toplamda 24 tane sayıya ulaşıyoruz Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Başlangıç noktamızın olduğu yere kadar geldim ve zincirimin olduğu yer var bakınız. Şimdi tam zincirimle bir defa başını doladığım yerin arasına giriyorum. İpimi alıyorum. Sadece ilmeğimi şu şekilde geçiriyorum ve birleştiriyorum. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi ayıcığımızın kulaklarını yapalım ve en son sıramızı da bu şekilde dolaşmış olalım. Yanındaki bir tane zincir çekelim ilk önce bakınız. Zincir çekerek 3. sıramıza başlıyoruz. Dibine bir tane batıyorum. Sık iğne bakınız. Başını dolamadım. Diğer trabzan üzerine giriyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. 2. Her birisi ayrı ayrı olmak üzere 3 tane sık iğnemi ördüm. Ve dördüncüyü de ördüm. Dört sık iğnemi ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen dördüncü, bakınız dördüncü örmüş olduğum yere giriyorum bir tane trabzanım örüyorum ikili trabzan hem bir sık iğne hem bir tane trabzanım var bir aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum aynı yuvaya üçüncü trabzanımı örüyorum ve dördüncü trabzanımı örüyorum dört trabzanımı, örüyorum. Dört trabzanımı ördükten sonra burası bakınız ayımızın kulağının bir tanesi ve dört tane trabzanımızı ördük bir 2 3 ve 4. Şimdi 3 tane zincirimizi çekelim ve aynı yuvaya girerek batalım. Ayımızın kulağının bir tanesini bu şekilde ördük. Şimdi araya sık iğne yapıp diğer kulağa geçelim. Başlıyorum. Sık iğneyi örmeye hemen yanındaki batıyorum. Bir sonraki yere 2 3 4 ve 5. 5. sık iğnenin olduğu yere tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. Ve trabzanımı örüyorum. 1. Aynı yere 2. 3. 4. trabzanımı örüyorum. Bakın şuradaki sayımızın birebir aynısını örüyoruz. 1 2 3 4 ve zincirimiz de 5'ti. 4 trabzanımı burada ördükten sonra 1 2 3 tane de zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Ve hemen yanındaki yeri sık iğne olarak örmeye başlıyorum. Her bir trabzanımın üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Eğer kasacak gibi olursa iki tane de arada bir batabilirsiniz. Toparlanmasına izin vermeyelim. Hemen bakınız buraya iki tane ördüm. Devam ediyorum. Ayıcığımızın başını tamamlamak üzereyiz. Başlangıç noktama doğru geldim. Bakın şurada sık iğnemin olduğu bölüm var. Hemen yandaki yere batıyorum sık iğnemle ve başlangıç sık iğnesinin yani bir zincirin içerisine tığımın başını girdiriyorum. İpimi alıyorum. Diğer ilmeğimin içinden çıkarıyorum ve bir zincirimi çektikten sonra ayıcığımın başını bu şekilde tamamlamış oluyorum. Ve i̇pimizi düzgün bir şekilde arkaya çekelim. Bakınız kulaklarımız, yanaklarımız. Evet ipimizi arkaya alalım. Şimdi ayıcığımızın göbek kısmını örmeye başlayalım. Yine 5 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yuvarlağımızı yapalım. 2 tane zincirimizi çekip 12 tane trabzanımızı dolduralım. Sadece başını dolayalım. Ve örelim. 1, 2, zincirimizi saymıyoruz. 3, 4, 12 olana kadar e, tamamlayalım. Devam edelim. 12 defa çekerek kapadık. Şimdi birleştirelim. 2 tane zincir çektiğim yerle başını doladığım yerin tam arasına giriyorum. Bakın zincirimin üzerine değil her ikisinin arasına giriyorum zincirim ve e, başını doladığım yerin şu şekilde bakın zincirim buradaydı. Tığımın sadece başını girdiriyorum ve birleştirme işlemimi yapıyorum. Sadece alıyorum. İpimizi güzelce çekelim. Ne kadar çekebilirseniz, çekip kapatalım. Şimdi 12 tane başını dolayarak kapadığımız yerin üzerine 2 tane zincir çekerek başlıyorum. Hemen yanındaki gözün üzerine batıyorum ve aynı yere bir daha batıyorum. 2. Bir sonraki yere batıyorum. 1 ve 2. Bütün trabzanlarımızın üzerine 12 tane olan alttaki bölümümüzün her birine ikişer defa batarak 24 sayısına ulaşalım. 1 ve 2. Bakın her bir yere ikişer defa batalım. İkinci sıramızı her bir trabzanımızın üzerine ikişer ikişer batarak 24 tane trabzan sayısına ulaştık ve birleştirme işlemini yapıyoruz. İki tane trabzanımın olduğu araya yine giriyorum ipimi alıyorum diğer ilmeğimin arasından şu şekilde geçiriyorum ve tekrar başlıyorum iki defa zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak dibine batıyorum bir tekrar dibine batıyorum iki ve ikinciye bir daha batıyorum bir sonraki yeri tek örüyorum bir aynı yere batıyorum iki şimdi 1 örüyorum. 1 ve 2. Bir tek, bir çift olarak sıra başına kadar gelelim. Sıramızın başında zincirimizi çektik, dibine battık. 1 olarak zincirimizi saymıyoruz. Yanındakini çift ördük. Bakınız bir sonrakini tek. Bir tek, bir çift olarak 3. sıramızı tamamlayalım. Üçüncü sıramızı bir tek bir çift olarak ördüm. Şimdi dördüncü sıramıza başlıyoruz. Yine iki tane zincir çekmiş olduğumuz yerin tam arasına giriyorum. Yani bakın başını doladığım yerle zincirimin arasına, zincirimin üzerine ya da içine değil, her iki bölüm arasına tığımın başını girdiriyorum. Ilmeğimi alıyorum ve şu şekilde geçişimi yapıyorum. Daha net, daha güzel bir geçiş olmakta. 2 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen dibine batıyorum. 1. Ve devam ediyorum. Yanındakine de 1 batıyorum. 2 tek bir çift olarak 4. sıramızı öreceğiz. 2 tane tekimizi ördük. Zincirimizi saymıyoruz. Şimdi çiftimi örüyorum. 1 ve 2. Çiftimi ördükten sonra 2 tane yan yana tekimi örüyorum. 1 ve 2. Çiftimi örüyorum. 1 aynı yere batıyorum 2. 2 tane tek 1 farklı gruba batıyorum 2. Şimdi dördüncü sıramızı 1 tek 2 tek 1 çift olarak örelim bakınız. Çiftimizi görmekteyiz. 1 2 bakın çiftimiz ve rengimiz koyu olduğu için ama yine de 1'de 1 2 tek çiftimiz burada iki tek bir çift olarak örelim ve bu son sıramız olsun eğer daha büyük bir ayıcık çalışmak istiyor isek bundan sonraki sırada 3 tek bir çift daha büyük olacaksa 4 tek bir çift daha büyük olacaksa her bir e, halkamız büyüdükçe e, trabzanımızı bir artırıyoruz 4 5 6 şuradan sayacak olursak bakınız 12 yapmıştık hepsini çift ördük 24 bir tek bir çift bir tek bir çift ördük şimdi iki tek bir çift üzeri üç tek bir çift bu şekilde büyüterek istediğiniz karın büyüklüğüne ulaştıktan sonra ayımızın diğer parçalarını da büyüttüğümüz ölçü oranında yine ayarlayarak örmeye devam edebiliriz Evet şimdi bu sıramızı tamamlayalım Evet sıramızın sonuna kadar örerek tamamladım. En son artış işlemimizi de yaptıktan sonra iki tane zincirimin olduğu bölümle diğer başını doladığım bölümün tam ara boşluğuna giriyorum ipimi alıyorum bu aradan ve ilmeğimin içinden geçirdikten sonra bir tane de zincirimi çekiyorum İstediğim ölçü olduğu için ipimi koparıyorum devam etmek isteyen daha büyük olmasını isteyen arkadaşlarım düzenli artışlarımızı yaparak istedikleri ölçüye ulaşana kadar büyütebilirler şimdi ayıcığımızın ayağını örmeye başlayalım Ayağımız için yine zincirimizi çekelim. İsterseniz sihirli halkayla da yapabilirsiniz. Bakın, sihirli halkayı ise işaret parmağımıza biraz ipimizi saralım. Her zamanki klasik sardığımız gibi dolaştırarak bakınız şu şekilde. Ve belirli bir ip olsun, ucundan kontrol edebileceğimiz çok uzun değil tabi. Bakınız şu kadar bir 7-8 santim ip parmağımın üzerine alıyorum işaret parmağımın ve altından geçiriyorum bakın bir tane de parmağımla çözdüm ipimi rahat istediğim kadar hareket ettirin bakın diğer ucu küçük parmağımın altında Evet şöyle bir çarpı, çarpı işareti yaptıktan sonra üstten giriyorum diğer ipimi şu şekilde alıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ikinci zincirimi de çektikten sonra alkamı parmağımdan çıkarıyorum. Bu kısa ipimi çekerek yuvamı şöyle tutuyorum. Bakın her iki ipimi de tutuyorum. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. 1. Tığımın başını doluyorum. 2. Aynı yere zincir içine girer gibi yapıyoruz. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 11 ve 12. Bakın sıkı sıkı ördüm. 12 tane ördükten sonra buradaki kısa ucumuzdan şu şekilde asılıyorum. Bakın asılıyorum. Uzun ucu kalıyor ipimin devamı da. De. Kısa alıyorum. Sıkıştırdıktan sonra bakın çok güzel sıkıştı. Tabii sihirli halka yapmayan arkadaşlar 5 tane zincir çekerek devam etsinler. İki zincir çekmiş olduğum yerin yine arasına giriyorum, zincirim bakın tam zincirimden sonraki boşluğa girdim. İpimi alıyorum, ilmeğimin içinden geçiriyorum, düzenli güzel bir halkayı yapıyorum ve bir tane zincir çektikten sonra makasımla kesiyorum. Ayaklarımızın orta kısmını tamamladıktan sonra şimdi tığımızı herhangi bir yerden batıralım. Bir tane zincirimizi çektikten sonra sadece girdikten sonra bakınız üzerine bir tane zincir çekelim ve dibine bir tane batalım. Ve diğer tepe noktalarına bir tanesini tek, bir tanesini çift olarak batalım. Ve ayağımızın kenarlarını bu şekilde tamamlamış olalım. Çok sıkıştırmadan bir tanesini çift, bir tanesini tek bir tek bir çift olarak örelim. Ayağımızı bu şekilde hazırlamış olalım. Bakınız bir tanesini tek çift tek çift olarak bitirelim. Bir sıra başına kadar geldim bir tane zincir çekmiş olduğum yere gelerek batıyorum arasına giriyorum ipimi alıyorum ilmeğimin arasından geçiriyorum ve bir tane zincirimi çekerek ipimi koparıyorum ve bu şekilde aya ayımızın ayağını tamamlamış olduk ayıcığımın kolu için 12 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. zincir yuvasına gelerek batıyorum. Tek seferde çekiyorum ve geri kalan zincirlerimi aynı şekilde örüyorum. Her bir zincirimize birer tane batıyoruz. Ve tek seferde çekiyoruz. tek seferde şu şekilde sayalım bakınız 2 baştaki döndüğümüz ve yanındaki 2 4 6 8 ve 9 tam 9 tane trabzanımızı ördük yani bir defa doladık nasıl isimlendiriyorsanız çakma sık iğne de diyebiliriz trabzan da diyebiliriz nasıl isterseniz ve bir zincirimizi çekip ipimizi koparalım Diğer aşağıdaki ipimizi sıkıştıralım. Her ikisini de sıkıştırdıktan sonra diğer rengimizi alarak örmeye başlayalım. Hemen şuradaki görmüş olduğumuz zincirimizi döndüğümüz yere girelim. Diğer rengimi alıyorum. Bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolamadan sadece sık iğne olarak batıyorum. Bir ve iki. Trabzanın arasına giriyorum. Şöyle ipimi de gizlemek istiyorum. Sık iğnelerimi yapıyorum. Bir, her bir araya bir tane sık iğnemi örüyorum. Ve devam ediyorum. Bakınız her bir trabzan arasına şu şekilde giriyorum. Sadece batıyorum. ipimi alıyorum ve çekiyorum. Sadece batıyorum ve çekiyorum. Batıyorum. Evet bakın şu şekilde sona kadar geldim. En son trabzanımın ise bir tane daha batıyorum. Yan dönüyorum. Bakın toplamda iki defa battık. Şimdi tekrar üçüncüyü batıyorum. Ve dördüncüyü batıyorum. Aynı yere 4 defa battıktan sonra hemen yanındakine geçiyorum ve daha sonraki trabzanımı arasına girerek birer birer başlangıç noktama kadar ilerleyerek ayıcığımın kolunu çalışıyorum. Bu parçaların hepsinden ikişer tane çalışacağız. Kolumuz ve ayaklarımızdan. Aynı şekilde ördüğümüz ayıcığın uzunluğuna göre kol kısmını ve ayaklarımızın büyüklüğünü ayarlayalım. 2 ve 3. Şuraya batıyorum. Başlangıçta zincir çektiğim araya ve ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde kolumuzu tamamladık. Ayıcımızın parçalarını yavaş yavaş e, ördüm. Bakınız, kollarımızın ve ayaklarımızın birer tanesini birlikte ördük. Başını da örmüştük. Başını aynı renkle örmüştüm, şu şekilde. Daha sonrasında ben e, diğer yardımcı rengimizde örmek istedim ve onu daha uygun gördüm. Sizler isterseniz yine aynı rengimizde, dilerseniz yardımcı rengimizle de örebilirsiniz. Tamamen zevkimize kalmış. Şimdi diğer ayağımızı ve kolumuzu dikelim. Diğer ayağımızda iplerimizi mutlaka içeriye alalım arkadaşlar. Şöyle uygun bir şekilde çok göze batmayacak şekilde hemen içeriye alalım. Ve daha sonra diktiğimizde de yıkadığımızda çıkmasın. Güzelce aldıktan sonra mutlaka keselim. Arkada diktiğimiz zaman kalınlık yapmasın. Şöyle elimizde de mutlaka bir ayar verelim. Bakınız dikeceğimiz zaman şu şekilde şeklimizi vererek en uygun şekliyle yerleştirelim ve dikelim. Kolumuzu ise balon tutmasını istiyorum. Tıpkı logomuzdaki gibi şu şekilde havaya kaldırmak istiyorum. Bakın kolumuzun bir tanesi yan tarafında dururken bir tanesini bu şekilde hemen başına yakın bir şekilde dikmek istiyorum. Evet şimdi İpimizi takalım ve arkasına dikelim. Yüzünün üzerindeki ağzı ve burnunu çalışacağımız bölümümüzü de örüp işleyelim. Ayıcığımızı şu şekilde diktim. Şimdi ağzını ve burnunu çalışacağımız yuvarlak kısmımızı aynen 12 tane trabzanımızı örelim ve üzerine 24 tane trabzanlarımızı ördükten sonra buraya monte edelim ve üzerini işleyelim. Gözlerini de işledikten sonra ayımız kullanılmaya hazır hale gelsin. Ayçığımızın ağzında sihirli halka yaparak çalışmaya başlıyorum. Yine aynı şekilde bakınız. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. 1. Zincirimizi saymıyoruz. Başını doladığımızı sayıyoruz. 2 3 4 5 6 yuvayı biraz küçültmek istiyorum. Toplamda 12 olana kadar örelim. 12 tane trabzanım oldu. İpimi çekiyorum, sıkıştırıyorum ve arayı kapatıyorum. Şu şekilde tığımı zincirimle trabzanımın arasına takıyorum ve ilmeğimi alıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra trabzanlarımın tepesine sık iğne batarak aynı yönde ilerliyorum. Bir tanesine tek, bir tanesine çift batalım. Tek battım. Diğerine çift batıyorum. Bir tek, bir çift olarak başlangıç yerimize kadar gelelim. Evet, başladığımız yere kadar örerek geldim. Bakınız en son başlangıç yerindeyim. Şu şekilde ilmeğimi alıyorum ve bir tane zincirimi çekerek ipimi buradan koparıyorum. Ve üzerine işleyeceğiz borumuzun şu şekilde ayımızın başının üzerine yerleştirip işlemeye başlayacağız gözlerini ben işlemiştim diğer kalp çalışmasında birlikte yapalım ve hemen ağzında işleyelim ayımızı yavaş yavaş tamamlayalım kulağımın içinde bir tanesini işledim hemen diğerini de işlemek istiyorum şöyle sarma yöntemiyle bakınız birkaç defa aynı yere batalım ve ilerleyelim. Şöyle kulağımıza da renk gelsin. Bakın sarma yöntemini gözümüzü de aynı şekilde sarma yöntemiyle işledim. İğnemizi bir yerden batırıyoruz, diğer yerden çıkarıyoruz ve sarma yöntemiyle herhangi bir farklı teknik kullanmadan örüyoruz. Gözümüzü de bakınız aynı şekilde işlemiştik. Şöyle düğümümü atıyorum. Az ve burun çalışacağımız kısmımıza şu şekilde yerleştiriyorum. Ve yukarıdan başlıyorum çalışmaya. Aşağıya doğru iniyorum. Bir düz çizgi çekiyorum. Yukarıya tekrar çıkıyorum. Burnumuzun üzerine çalışmaya başlayalım yandan sararak işleyelim. Gözlerimizi de aynı şekilde daha önce işlememiş olsaydım hemen yandan işleyebilirdik. Evet bir tane daha doldurmak istiyorum burnumuzu. işlemelerimizin hepsi sarma yöntemiyle sadece sarıyoruz şimdi bir tane de gülümsemeli ağız yapalım çok büyük bir ağız olsun istemiyorum tekrar aynı yere batıyorum diğer tarafa da geçerek bir tane daha batıyorum ve bu şekilde ayıcığımızın ağzını burnunu çalıştık e, gözlerini kulaklarının içini çalıştıktan sonra bakınız şu şekilde bir tane de e, kalp örmek istiyorum şu kısma. hemen kalbimizi de örmeye başlayalım. kalbimiz için bir tane sihirli halka yapalım şu şekilde parmağımızın altından şöyle bakın üstünden alıp arkasından geçirelim şöyle çarpımızı yapalım çarpanın kısa ucuna baş parmağımızla bastıralım. Üst kısımda kalan ipimizi tığımızı şöyle araya girdirelim ve işaret parmağımızdaki sarılı ipimizi şöyle alalım. Bir tane zincirimizi hemen çekelim. 1 ve 2. İpimizi parmağımızdan çıkarıp artık örmeye başlayabiliriz. Bu halkamızın içerisine bir tane daha zincirimi çekiyorum. İkili trabzanlarla örmeye başlayalım. 2 3 4 5 6 11 tane trabzanımı ördüm. İkili trabzan. Şimdi şöyle bakınız. 11. nin arkasına 1 2 tane zincir çekiyorum. Altına batıyorum şu şekilde. 2 zincir çektim. Burayı sivrildim. Tam 11. Şimdi 10 tane daha trabzan bu tarafa doğru çekiyorum. Başlıyorum. 1 2 3 yani buradaki tam ortada olacak yerin sağ tarafında ve sol tarafında 10 tane trabzan olması lazım tam 9 tane trabzanımı ördüm 9. trabzanımı ördükten sonra 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 bu 10. trabzanımız olacak halkanın içerisine gelerek batıyorum toplamda 9 trabzan bir tane de 3 zincirimizi çektik ve 10 tane trabzanımız oldu Evet şimdi arkadaki ipi asılıyorum. Şu şekilde bakınız kalbimiz oluştu. Bir tane de zincirimizi çekelim. İpimizi keselim. Buradaki ipimizi sıkıştırdığımız zaman kalbimizin ortası daha da kapanmakta. Evet kalbimizde tamamladıktan sonra şöyle minik sadece trabzanlardan oluşan küçücük bir papyon ördüm. 12 tane zincir çekip üzerlerine birer tane trabzanımız örelim ve ortaya gri ipimizle sadece sararak düğüm attım. Bu çalışmayı da basit bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen üzerine bu şekilde hemen boğazının altına papyonu dikelim. Göğüs kısmına da, karın kısmına da kalbimizi de diktikten sonra ayımız da hazırlanmış oluyor. Ayıcığımızın da hem kalbini e, diktim karnının ortasına hem de papyonunu diktim ve ayıcığımız artık balonlarını taşımaya hazır. Evet sevgili arkadaşlar, ayıcığımızı ve balonlarımızı bu şekilde örerek tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.